Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Bilinçokuru Astroloji Haber Bülteninden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Haftanın gökyüzü durumunu değerlendirmek için buradayız. Evet sevgili Demet, oğlakları neler bekliyor? Evet, önümüzdeki hafta yaşayacağımız tutulma öncesinde bu hafta ayın ışığı gittikçe küçülüyor. Ve oğlak burcunu etkileyecek bazı güçlü hareketler var gökyüzünde. Uranüs-Plüton arasındaki kare 1 Kasım'da tekrar kesinleşiyor. Oğlaklar için etkili evet. bir durum. Bunun yanı sıra Mars-Plüton arasında da üçgen bir açı var. Aynı zamanda o da etkinleşiyor. Başak ve Oğlak arasında olduğu için aslında Mars'ın konumu şu an destekliyor Oğlak burçlarını. Aslında Mars destekliyor ve Mars iyi bir durumda. Evet. Fakat Oğlak burcundaki Plüton'un uzun zamandan beri Uranüs'e kare yapması, Oğlak burçlarının hayatlarında yavaş ilerleyen apekslerde, gökyüzündeki o çentiklerde, yani gökyüzündeki özel derecelerde ise olayları hızla hızlandıran bazı olaylar ve kavramlar içinde. Evet. Pek çok oğlak ve yükselen oğlak hayatlarını değiştiriyorlar şu anda. Evet. Yeni evlere taşınıyorlar, evleniyorlar, ayrılıyorlar. Hayatlarıyla ilgili pek evet. çok konu gündeme geliyor. İşte böyle bir hafta ve aydayız. Evet. Bazı eksikliklerin toparlanacağı, bazı yarıda kalan yapıların toparlanacağı, bazı sıkıntıların tam anlamıyla çözüleceği bir dönemin hemen öncesindeki yapı. Bu 30 Ekim Mars üçgen Plüton iyi evet. aslında. Başak Oğlak'ta, çünkü Plüton'un Mars'a üçgen açı yapması Başak'ta. Bu daha ziyade iletişim arttırıyor değil mi? İletişim, sosyalleşme, seyahatler olabilir, yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılıkla ilgili konular, hukukla ilgili konular. Olumlu haberler getirebiliyor. Evet. Radyo, televizyon, tanınmak, yani kişinin kendisini tanıtmasıyla ilgili konuları ön plana çıkartırken öğrenme kapasitemizi arttırıyor. Evet. Şimdi zaten çok ilginç bir ay bu. Ayın ilk haftası itibariyle evet bazı öğrenmek, bilincimizi daha hızlı bir şekilde kullanabilmek ne kadar Merkür retro olsa da ki bu retro Merkür de olarak için uygun. Belki hayatlarında uzun zamandan beri alamadıkları bazı kararları spesifik olarak evet. alacaklar. Bunları göstermiş. Ve mesela oğlağa girecek olan o Venüs'ün oğlak burcundaki etkisinin öncesinde bazı hareketler başlıyor. Evet. 12. evde Venüs korumaya sebebiyet veriyor. Ne dersin? Evet, 12. evdeki Venüs bir şekilde onlara belki ruhsal olarak destek olabilecek bir durum. Belki hani bir dost, bir arkadaş bir şekilde Venüs'ün oradaki desteğini hissedebilecekler. Küçük dostluklar, küçük evet. arkadaşlar, belki bazı hanımların yardımları evet. olabiliyor. Bir de evcil hayvan alabilirsiniz bazı evet. oraklar. Evcil hayvanlarla ilgili konular uzun zamandan beri heyecan duyduğunuz bazı şeylere sahip olabilirsiniz. Bunları göstermiş. Diş problemleri ve ciltle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Ayrıntılar ve detayları görebilmek için bilinçokuru günlük astroloji servislerinden daha fazlasıyla yararlanabilir veya aylık burçlarınızı okuyabilirsiniz derim. Bir de Facebook'ta burç durumu uygulamamız var. Evet. Ne diyorsun Demet? Evet, Facebook burç durumu uygulamamızı da eğer ona da üye olurlarsa her gün yorumlarımızı takip edebilirler. Evet, günlük burç yorumlarına, aylık burç yorumlarına bir de biliyor musunuz? Aralıktan itibaren sevgili oğlaklar güzel bir yıl var ve yıllık burç yorumlarını da orada görebileceksiniz. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.